Yaşadığım kentin Diyarbakır'ın hayatı bir mücadeleyle süren kadınlarını yazıyorum. Benim karakterlerimin konforlu hayatları yok. Modern zamanların sıkıntılarını hissedecek kadar boş vakitleri yok. Etraflarına çekilen çiti yıkmaya, bozmaya, yeniden bir yaşam kurmaya cesaret gösteren kadınlar, kendilerinden bekleneni yapmaktan ziyade kendi içlerini, seslerini dinleyen kadınlar, olur da cesaretine rağmen, isyanına rağmen etrafındaki çiti yıkamazsa, bozamazsa, gerçekliği bastırarak bir tür histeriyle yeni bir dünya kuran ve o dünyanın içinde yaşam bulan kadınlar. Kimi zaman bu histeri ortaklaşabiliyor. Birkaç kadın arkadaş ortak bir histeriyle hareket edebiliyorlar. Yaşadıkları kuşatmayı bu histeriyle birlikte aşmaya çalışıyorlar. Örneğin, üç kadının surlarda yıkıntıların arasında kaldığı bir öyküde birbirlerine dayanışarak kaybettiklerini, yakınlarını, yoksulluklarını, kimsesizliklerini bir şekilde acılarını bastırarak, zihinlerini arka odalarına iterek bir dilim tandır ekmeğini paylaşırken birbirlerini ve kendilerini güzel günler gördüklerine, göreceklerine ikna etmeye çalışan kadınlar. Benim kadın karakterlerim bir geleneğe dayanıyor. Kürt kadın karakterler, Kürt kadınının yaşam mücadele geleneğine dayanan kadın karakterler. Bir de çocuklar var. Aileleri köyler boşaltılırken şehire yerleşmiş. Yerleşmiş diyemeyiz belki, şehire taşınmış, orada yaşayan ama bir türlü şehire yerleşemeyen, yerleşikliği hissedemeyen, ait olamayan ailelerin çocukları. Bu çocuklar 10'lu, 12'li, 15'li yaşlarına geldiklerinde savaşın şehrin ortasına indiği bir döneme denk gelen, böylelikle o yaşta kalan, katılaşan, bedensel olarak da gelişemeyen, zayıf, çelimsiz çocuklar. Büyüdüklerinde başları beladan kurtulamayacak olan çocuklar.1980 askeri darbesinden birkaç ay sonra babam cezaevindeyken doğmuşum. Çocukluk ve ergenlik yıllarımda hep birilerini kaybederek yaşadım. Sürekli birileri ortadan kayboluyordu. Amca, dayı, komşular, arkadaşlar. Kimisi savaşa gidiyordu, kimisi yol ortasında, tek kurşunla, faili meçhul. Kimisi cezaevine giriyordu. Bu kayıplar belleğimde izler bıraktı. Beni imgelerle doldurdu. Daha sonra Türkiye'de barış görüşmelerinin başladığı dönemlerde Türk halkının Kürtlerin yaşadıklarını hissetmeden bu sorunların çözülemeyeceğini düşündüm. Bazı öykülerimi iki halk arasındaki duygu geçişlerini sağlamaya katkı sunsun diye yazdım. Bir yandan da şunu düşünüyordum. Komşu halkın duygularını anlamak isteyenlerin kendilerinin çaba göstermesi gerekiyordu. Hakikat kurmacaya, dönemin ruhu edebiyata yansımalı evet. Ama bir yerden sonra bunu kendi halkımın belleği için, kendi halkımın hafızasının oluşması için yapmam gerektiğini düşündüm. Tam da o dönemde barış görüşmeleri pat diye kesildi.
savaş şehrin ortasına indi. Çocukluk yıllarını kayıplarla yaşamış o çocuk bir yetişkin ve anneydi. Şimdi Diyarbakır'daki, Mardin'deki, Cizre'deki bütün anneler gibi o da kendi çocuklarını kaybetmekten korkmaya başlamıştı. Kızımı bindirdiğim okul servisinin geçtiği yolda onlarca bomba patlıyordu. Öğretmenlik yaptığım okulda İstiklal Marşı okunurken bahçeye kurşun yağıyordu. Böyle günler geçiyordu ve artık Türk tarafının Kürtlerin yaşadıklarını anlaması için bir şeyler yazmanın çok anlamı kalmamıştı. Yine de o dönemi yazmadan edemeyecektim. Bu hafızaya bizim ihtiyacımız vardı çünkü. ...90 dönemi, çocukluk yıllarımın kayıpları, sonra Hendek Savaşları, sokağa çıkma yasakları zihnimde üst üste düştü, iç içe geçti. Yazdıklarımda artık bir sıralamanın, kronolojinin önemi kalmamıştı. Her dönemin zalimi kılıcını halkımın üzerinde deniyordu ve dönem, sıralama, kronoloji artık önemini yitirmişti. Yazdığım metinlerde hepsini birbirinden ayırt etmeden, dönemsel olarak bakmadan ele almış bulundum. Yani bu bir tercih değildi, böyle gelişiyordu. ...80 döneminde Kürtçe üzerinde yapılan baskıdan, asimilasyon politikasından nasibini almış bir aileyiz. Ailem ev içinde, kendi aralarında bile Kürtçe konuşmazdı. Kürtçe yazmıyorum, Kürtçe konuşmuyorum çünkü Kürtçe bilmiyorum. Başlarda bunun için suçluluk hissediyordum. Çünkü Türkçe egemenin diliydi ve bizim kendi dilimiz bize yasaklanmıştı. Sonra Mehmet Uzun'un Kürtçe ve Türkçe hakkında yazdıklarını, dillerin zenginliği ve güzelliği hakkında yazdıklarını okudum. Zamanla da suçluluk duygusu hissetmeyi bıraktım. 3 çocuk, çalışma hayatı, ev işleri ve yazmak zor gerçekten. Bunun için sosyal yaşamdan oldukça kısmak, uykudan feragat etmek gerekiyor. Zaten Diyarbakır'da sosyal yaşam birbirimize geçmiş olsuna gitmekten ibaret. Çünkü yakın çevremizin, akraba ve arkadaşlarımızın başlarına siyasi nedenlerle bir şeyler geliyor ve onlara geçmiş olsuna ziyarete gidiyoruz. Ben açığa alındığımda, sonra da sürgüne yollandığımda, İşte dostlarım, arkadaşlarım bana geçmiş olsun ziyaretine geldiler. Şu anda bile kent huzursuz. Çünkü Diyarbakır Belediyesi'nde görevden almalar var. Şehir huzursuz, herkes huzursuz. Yazdıklarımızı edebiyat dünyasına ulaştırmak, deveye hendek atlatmak kadar zor. Bunu başarabilsek bile... Türkiye edebiyat ortamı bölgeden gelen metinlere kapalı, duyarsız, hatta görmezden gelen bir tutum içinde. Daha çok suya sabuna dokunmayan, güvenli limanlarda ilerleyen metinler tercih ediliyor. Politik atmosferin getirdiği gündelik yaşama değen kısımlarını görmek istemeyen, bir edebiyat ortamı, atmosferi var. Gündelik yaşamın detaylarını çoğaltarak, arka planı görmeden elde edilen metinler. Oysa bizim yaşadığımız yerde günlük yaşamı belirleyen ülkenin politik atmosferi, Diyarbakır kimliği olan bir kent. İzin vermezse günlük yaşamınızı sürdüremezsiniz, çocuğunuzu okula gönderemezsiniz, markete alışverişe gidemezsiniz. Dolayısıyla...
bu huzursuz kentte yazdıklarımız, ürettiklerimiz kentin huzursuzluğuna dair oluyor. Benim öykülerimdeki çocuk karakterlerin içlerinde kalan öfkeyle hayata nasıl devam edeceklerini kurduğum gibi olurdu. Öfkeli ve sert birisi olurdum. Yazarak olaylarla arama mesafe koymayı, biraz uzaktan bakmayı öğreniyorum, deniyorum. Ateşi içimde soğutup sonra onu kaleme dökmeye uğraşıyorum. Zor bir çocukluk, sert bir coğrafyada yaşamışsanız, zor bir çocukluk geçirmişseniz, katılaşmamak için, bir yerde donup kalmamak için, o yaşadıklarınızı bir yere akıtmak durumundasınız. Yazarak belki bu akışı sağlıyorum. Bu beni dingin, sakin kılıyor.